kraliçenin taç giyme töreninde piskoposlardan sonra ona bağlılığını bildiren ilk kişiydi. Philip, eşinin önünde diz çöktü ve sadakat sözü verdi. Tahttaki bir kadının eşi olan Philip'in anayasal bir önemi yoktu. Yine de hiç kimse monarşiye ondan daha yakın ya da kraliçe için ondan daha önemli değildi. İçgüdüsel olarak o bir liderdi. Ancak Philip her zaman ikinci sırada yer almalıydı. Doğası gereği aklından geçenleri söyledi ve bu bazen başını derde soktu. Yine de 10 yıllar boyunca taht için en önemli destek onunkiydi. Philip Haziran 1921'de Korfu Adası'nda Yunanistan prensi olarak doğdu. O 1 yaşındayken ailesi Yunanistan'dan sürüldü ve daha sonra ayrıldılar. Genç Philip, İngiltere ve Almanya'daki akrabaları arasında köksüz bir çocukluk geçirdi. İskoçya'nın kuzeyindeki Gordonstown Okulu'na gönderildi. Oradaki konforsuz ortam tabiatına uygundu. Philip savaş sırasında kraliyet donanmasında üstün başarıyla görev yaptı. Çatışmalar sona erdiğinde Elizabeth'e aile buluşmalarında eşlik etmeye başladı. Adını Philip Mountbatten olarak değiştirdi ve İngiliz vatandaşı oldu. Halk bir yakınlaşma olduğunu anladı. Yine de Buckingham Sarayı'nda Philip şüpheyle karşılandı. Bir saray mensubu gizlice onun kaba saba ve eğitimsiz olduğunu, muhtemelen sadık kalmayacağını yazdı. Fakat Elizabeth'in aşkı derindi ve 1947 yazında saray nişanlandıklarını açıkladı. It is with the greatest pleasure that the King and Queen announce the betrothal of their dearly beloved daughter, the Princess Elizabeth, to Lieutenant Philip Mountbatten. 20 Kasım 1947'de Prenses Elizabeth, Westminster Kilisesi'nde Edinburgh'daki unvanını alan Philip'le evlendi ve İngiliz kraliyet ailesinin kalbindeki rolü tasdik edildi. 1960'larda Philip'in hayatı daha yerleşik hale geldi. O ve kraliçe, Charles ve Anne'e katılan Andrew ve Edward adında iki çocukla ailelerini tamamladılar. Ve kendisi için yeni bir rol bulmuştu. Kişisel olarak ilgi duyduğu konuları destekledi. Yine de diplomasi ona yabancı görünüyordu. Kraliçe ile birlikte Çin'e düzenledikleri resmi ziyaret sırasında gaf yaptı. Çekik gözlerle ilgili kişisel bir yorum olduğunu düşündüğü şeyi söyledi. Bu aynı zamanda diplomatik bir gaftı. Bu gaf yanlış anlaşılabileceğini düşünmeden konuşmakla nam salmasına katkıda bulundu. Uzun yıllar o zamanki Dünya Yaban Hayatı Vakfı'nın başkanı olarak dünyayı gezdi ve doğayı koruma gereği hakkında konuştu. Yarattığı en kalıcı oluşum onun adını taşıyan projeydi. Gençleri potansiyellerini gerçekleştirmeye teşvik eden Edinburgh Dükü ödülü. Philip çoğu erkeğin emekliliğin tadını çıkaracağı bir çağda fiziksel olarak aktif kaldı. At arabası sürmeye gitti ve hala ailenin birçok genç üyesinden daha fazla etkinliğe katılıyordu. Irak'taki İngiliz birliklerine yaptığı bu ziyaret gibi bazılarını tek başına gerçekleştirdi. Ama çoğunu eşiyle yaptı. Kraliçenin birkaç adım gerisindeki figürdü. Her zaman onu gözetiyordu ve genellikle çocuklara kraliçeye çiçeklerini sunmaları için engelleri aşmalarında rehberlik ediyordu. Kraliyet ailesi için 1990'lardan daha zor bir dönem olmadı. Galler Prensesi Diana'nın ölümü hem bir ailevi trajedi hem de monarşi için bir gerilim anıydı. Halkın teselli edilmesi için ülke kraliçeye döndü. Kraliçenin özel yaşamında destek için başvurduğu kişi ise Philip'ti. Mevkisinin tüm resmi konumuna rağmen Philip işlerini hep kendi tarzında yürüttü. Ulusal hafızada belirgin bir iz bıraktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tüm monarşilerin yaşadığı pek çok iniş ve çıkışlar boyunca İngiltere tahtında en fazla kalan kişinin eşi Edinburgh Dükü Philip, Kraliçe 2. Elizabeth'i ve görevini ilk sıraya koydu. Yorulmak bilmedi. Bunu yaparken de kraliçesi Elizabeth'e bağlılık yeminini yerine getirdi. Evlilikleri ve desteği kraliçenin başarısına dayanak oluşturan temel unsurlardı.